Ben LGS Hocam formdan Gökhan Hoca. Bugün ikinci dönem birinci, altıncı sınıf İngilizce yazılı sorularını çözeceğiz. A bölümünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Write the correct words under the pictures. Resimlerin altına doğru kelimeleri yazınız. Birinci görselimize bakıyoruz. Korku trenini görüyoruz. Korku trenin İngilizcesi ghost train. Birinci görselimizin altına ghost train yazıyoruz. Bir sonraki görselimize baktığımızda hız trenini görmekteyiz. Hız treninin İngilizcesi roller coaster. İkinci resmimizin altına roller coaster yazıyoruz. Bir sonraki görselimizde çarpışan araba görselini görmekteyiz. Çarpışan arabanın İngilizcesi bumper car. Bu boşluğumuza bumper car yazıyoruz. Bir sonraki görselimizde dönme dolap görmekteyiz. Çocukların dönme dolaba bindiğini görüyoruz ve dönme dolabın İngilizcesi Ferris Well. Bu boşluğumuza Ferris yazıyoruz. Son görselimize baktığımızda atlı karınca, atlı karıncanın İngilizcesi Karosel. Bu boşluğumuza Karosel yazıyoruz. Son görselimizin altına cevabımızı yazdıktan sonra A bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. B bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Circle the correct options. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Birinci diyalogumuza bakıyoruz. Akişsi, I think, carousel is boring. Bence atlı karınca sıkıcı. B kişisi, I, boşluk vermiş. Ekri ya da disekri kullanmamız gerekiyor. They are dull. I don't like them. Onlar sıkıcı. Kötü anlamında ben onları sevmiyorum. Evet, yukarıdaki kişi de sıkıcı olduğunu söylüyor. Bu kişiyle alttaki kişi konuşmaları birbirini desteklediği için burada senin aynı fikirdeyim dememiz gerekiyor. Cevabımız ekri olacaktır. I agree. Seninle aynı fikirdeyim. İkinci diyalogumuza bakıyoruz. What do you think about roller coaster? Hız treniyle ilgili ne düşünüyorsun? Karşıdaki kişi I think, they are, bence onlar, boring ya da fantastic diyeceğiz. Ama bize ikinci cümle çok önemli. I love them. Ben onları seviyorum. Evet sevdiğimiz bir şey için boring, sıkıcı diyemeyiz. Fantastic dememiz gerekiyor. Doğru cevabımız fantastic olmuştur. Üçüncü diyalogumuza bakıyoruz. These are fabulous. Fuarlar harika. I like them. Ben onları seviyorum. Bir kişisi I. Boşluk veriyor. Ekri ya da disekri kullanmamızı istiyor. Bir sonraki cümleler bizim için çok önemli. I hate fails. Ben fuarlardan nefret ederim. They are very crowded and noisy. Onlar çok kalabalık ve gürültülü. Yukarıdaki kişi harika dediği için alttaki kişi de kalabalık ve gürültü olduğundan bahsediyor. Yani aynı fikirde değiller. Aynı fikirde olmamak. İngilizcesi disekri. I disekri. Sen aynı fikirde değilim. Doğru cevabımız disekli olmuştur. Dördüncü ve son diyalogumuza bakıyoruz. What do you think about carousel and ferris wheel? Atlı karınca ve dönme dolapla ilgili ne düşünüyorsun? I think ferris wheel is burada bir komperatif yapısı karşılaştırma. Good'dur diye bir komperatif yapımız bulunmamaktadır. Good iyi, better daha iyi demektir. Doğru cevabımız better olması gerekiyor. Bu cevabımızı da yaptıktan sonra B bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. C bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Match the sentences with the pictures. Resimlerle cümleleri eşleştiriniz. Birinci cümlemize bakıyoruz. She is feeding the chickens now. O şu anda tavukları besliyor. Evet tavukları besleyen görselimiz B'deki kız çocuğu. Buraya B yazıyoruz. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. She is riding a bike at the moment. O şu anda bisiklete biniyor. Bisiklete binme görselimiz C'de bulunmaktadır. Bu cümlemizin karşısına C yazıyoruz. She is knitting right now. O şu anda örgü örüyor. Evet, örgü ören görselimiz E'de yaşlı bir kadının örgü ördüğünü görüyoruz. Bu cümlemizin karşısına E yazıyoruz. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. He is doing His homework now. O şu anda ev ödevini yapıyor. Ev ödevini yapma görselimiz A'da bulunmaktadır. Bu boşluğumuza A yazıyoruz. Bu bölümün son cümlesine bakıyoruz. He is drawing pictures. O resimler çiziyor. Evet resim çizme D görselimizde görünmektedir. D görselimizi buraya yazıyoruz. Son cümlemize cevapladıktan sonra C bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. D bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Fill in the blanks with the words. Kelimelerle boşlukları doldurunuz. Vet, veteriner demek. Pilot, pilot. Taylor, terzi. Mekanik, tamirci. Engineer, mühendis. Nurse, hemşire. Teacher, öğretmen. Hairdresser, kuaför. Saleswoman, satış yapan kadın, satıcı ama kadın satıcı. Waiter, garson anlamına gelmektedir. Birinci cümlemize bakıyoruz. Jack ize boşluk vermiş. He pays cars. O arabaları tamir eder. Evet arabaları tamir eden tamirci. Tamircinin İngilizcesi mekanik. Birinci boşluğumuza mekanik yazıyoruz. İkinci cümlemize bakıyoruz. Jim is boşluk vermiş, he likes teaching new things at school. O, okulda yeni şeyler öğretmeyi sevmektedir. Evet, okulda yeni şeyler öğreten kişi öğretmendir. İngilizcemiz teacher, iki numaralı boşluğumuza teacher yazıyoruz. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Sue is a boşluk vermiş. She helps sick people. O hasta insanlara yardım eder. She works at a hospital. O bir hastanede çalışmaktadır. Evet, hasta insanlara yardım eden, hastanede çalışan kişi, nurse, hemşire. Üçüncü boşluğumuza nurse yazıyoruz. Dördüncü cümlemiz. James is an, boşluk vermiş. He builds houses. O evler inşa etmektedir. Evet evler inşa eden kişi mühendis. Mühendisin İngilizcesi engineer. Bu boşluğumuza engineer yazıyoruz. Beşinci cümlemize bakıyoruz. Sheila ise boşluk vermiş. She makes clothes and sew dresses. O elbiseler yapar ve elbiseler diker diyor. Elbise yapıp diken kişi terzi. Terzinin İngilizcesi tailor. Bu boşluğumuza tailor yazıyoruz. Altıncı cümlemize bakıyoruz. Serhat İze boşluk vermiş. He serves food and drinks at a restaurant. O bir restoranda yiyecek bir içecek servis etmektedir. Evet bir restoranda çalışıp yiyecek içecek servis eden kişi garson. Garsonun İngilizcesi waiter. Bu boşluğumuzda waiter yazıyoruz. Yedinci cümlemize bakıyoruz. I am a, Ben bir. Boşluk vermiş. I can fly planes. Ben uçakları uçurabilirim. Evet uçakları uçuran, süren kişi pilot yani pilot. Bu boşluğumuza pilot yazıyoruz. Sekizinci cümlemize bakıyoruz. Suzan ise she cuts, combs and designs hair. O saç keser, tarar ve saç tasarlar diyor. Evet kuaförden bahsediyor. Kuaförün İngilizcesi hairdresser. Bu boşluğumuza hairdresser yazıyoruz. 9. cümlemiz vefa can examine animals. Vefa hayvanları muayene edebilir. He is a vet yani veteriner. Bu boşluğumuza vet yazıyoruz. 10. ve son cümlemize bakıyoruz. Burcu ize boşluk vermiş. She sells goods at a O bir dükkanda eşyalar satar. Yani satıcı. Says woman. Çünkü kadın satıcı demiştik. Burada da Burcu'dan bahsettiği için says woman yazıyoruz. Bu sorumuzu da cevapladıktan sonra D bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. E bölümünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Circle the correct options. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Birinci sorumuza bakıyoruz. We walk ya da walked kullanmamız istemiş. In the forest last Saturday. Burada last Saturday dediği için geçen cumartesi yani burada simple past tense kullanmamız gerekiyor. Cümlemiz de olumlu olduğu için fiilin ikinci halini kullanmamız gerekiyor. Burada kullanmamız gereken kelimemiz walked. İkinci cümlemize bakıyoruz. The weather is sunny today. Hava bugün güneşli. Çünkü cümlemizde is var. Bu yüzden today kullanmamız gerekiyor. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. I didn't. Cümlemiz olumsuz olduğu için geçmiş zamanda olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır. Burada kullanmamız gereken fiilimiz learn yani id almayacak. Birinci kelimemizi kullanıyoruz. Dördüncü cümlemize bakıyoruz. My sister is five years old now. Çünkü burada is kullanmış. Is kullandığı için now. Şu anda anlamını kullanmamız gerekiyor. Beşinci cümlemize bakıyoruz. We watch ya da watch kullanmamız gerekiyor. A documentary two days ago. Two days ago bizim için çok önemli. İki gün önce demiş. Burada kullanmamız gereken kelimemiz watched olması lazım. Yani fiilin ikinci halini kullanacağız. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. Cümlemiz did you yani soruyla başlıyor. Simple past tense de geçmiş zamanda soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanıldığı için boşluğa visit yazmamız gerekiyor. Bir sonraki cümlemiz yes I did yani cümlemiz olumlu olduğu için didn't kullanamayız. Bu yüzden did kullanıyoruz. 8. cümlemize bakıyoruz. I try ya da tried sailing in 2008. Yani denemek anlamında tried kullanmamız gerekiyor. Çünkü cümlemiz geçmiş zaman. 9. cümlemize bakıyoruz. I didn't cümlemiz olumsuz olduğu için fiilin birinci halini kullanmamız lazım. Try. Devam ediyoruz. Paragliding but I try ya da tried climbing a mountain. Yani daha tırmanmayı denedim dememiz gerekiyor. Burada tried fiilin iyi de alan şeklini kullanmamız lazım. Bu bölümün son cümlesine bakıyoruz. I stay ya da stayed in a tent last week. Burada last week geçen haftayı kullandığı için cümlemiz fiilin ikinci hali olması lazım. State olarak kullanıyoruz. Bu cümlemizi de cevapladıktan sonra bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. F bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Fill in the blanks with was, were and am, is, are. Boşlukları ya geçmiş zamanda was, were ya da am, is, are doldurmamız isteniyor. Birinci cümlemize bakıyoruz ay boşluk vermiş by the river now. Now şimdi demek şimdi olduğu için geçmiş zamanla ilgili olan ifadeleri kullanamayız. Ayda m geldiği için birinci boşluğumuza m yazıyoruz. İkinci cümlemize bakıyoruz ay boşluk vermiş at home yesterday. Cümlemizin sonunda yesterday yani dün var burada ayda was kullanıldığı için boşluğumuza was yazıyoruz. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. We boşluk vermiş. At the beach now. Cümlemizin sonunda now var. Şu anda burada we'de are kullanıldığı için are yazıyoruz. Dördüncü cümlemize bakıyoruz. They boşluk var. In the mountains last night. Last night geçen gece geçmiş zaman. They'de were kullanıldığı için boşluğumuza were yazıyoruz. Beşinci cümlemize bakıyoruz. She boşluk vermiş. Onda aynı nav. Cümlemizin sonunda nav olduğu için buraya she'de iz geliyor. O zaman iz yazıyoruz. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. She boşluk vermiş. At school yesterday. Cümle sonunda yesterday olduğu için geçmiş zamanla ilgili bir ifade kullanmamız gerekiyor. She'de was olduğundan dolayı buraya was yazıyoruz. 7. cümlemize bakıyoruz. My mom and I. Boşluk vermiş. At home now. Cümlemizin sonunda now. Şu anda buraya am, is, are'dan bir tanesini getirmemiz lazım. Cümlede özneye çok dikkat edelim. My mom and I. Annem ve ben. Yani biz. Biz dediğimiz we. We'de are kullanıldığı için boşluğumuza are yazıyoruz. 8. cümlemiz my mom and I. Yine aynı ifade. Boşluk veriyoruz. By the lake last night. Cümlemizin sonunda last night var. Geçen gece annem ve ben yani biz we'de are kullandık geniş zamanda ama geçmiş zamanda were kullanıyoruz. Buraya were yazıyoruz. Dokuzuncu cümlemiz Tom boşluk vermiş by the river yesterday. Cümlemizin sonunda yesterday dün ifadesi olduğu için was yazıyoruz. Bir sonraki cümlemiz Tom and his father, Tom ve babası, by the river now, şu anda nehir kenarında, şu anda dediği için Tom ve babası iki kişi yani they diyoruz, they de are kullanıldığı için boşluğumuza are yazıyoruz. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz, they boşluk vermiş, by the river last night too, last night dediği için geçen gece, geçmiş zaman, they de were kullanıldığı için buraya were yazıyoruz. Bu bölümümüzün son cümlesine bakıyoruz. Boşluk vermiş. You at home now. Cümle sonunda now. Şu anda olduğu için you'da are kullandığımız için buraya are yazıyoruz. Bu cevabımızı da yazdıktan sonra F bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. G bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Write the correct words under the pictures. Resimlerin altına doğru kelimeleri yazınız. Birinci görselimize bakıyoruz. Kız çocuğunun kayak yaptığını görüyoruz. Kayak yapmayı öğrenme ifadesi learn skiing. Birinci boşluğumuza learn skiing yazıyoruz. İkinci resmimize bakıyoruz. Burada kişinin meyve topladığını görüyoruz. Meyve toplamak ifadesi pick up fruits. İkinci resmimizin altına pick up fruits yazıyoruz. Üçüncü resmimize baktığımızda resimdeki kişinin ormanda yürüyüş yaptığını görüyoruz. Ormanda yürüyüş yapma ifadesi walk in the forest. Bir sonraki görselimize baktığımızda kız çocuğunun yüzdüğünü görüyoruz. Yüzmek swim. Beşinci görselimize baktığımızda kişinin televizyon izlediğini görüyoruz. Televizyon izlemek watch tv. Bu ifademizi buraya yazıyoruz. G bölümünün son cümlesinde yaptıktan sonra bu bölümümüzü de bitiriyoruz. 6. sınıf 2. dönem 1. yazı soru çözümümüz bitmiştir. Yeni videolardan haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz. Sınava girecek herkese başarılar dileriz. Müzik